Merhaba Kanal Avrupa izleyenleri, sektörün aynasından sektörler arası turumu hız kesmeden Bursa'da devam ediyor. Ve şu anda hem lezzetiyle hem de estetiğiyle sizleri büyüleyecek olan Çerkezoğlu Köfteci İdris'teyiz. Ve yanımda işletme sahibi Sayın İdris Durgun Çerkezoğlu var. Hoş geldiniz İdris Bey. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben İdris Durgun, Çerkezoğlu. Bursa, Gürsu, Çerkezoğlu köftesinin sahibiyim. Güzel, nezih, ferah bir mekanımız var. Sizler de yerimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederim. Çerkezoğlu Köfteci İdris kaç yılında kuruldu? Çerkezoğlu Köfteci İdris 2005 yılında Nisan ayında kuruldu. 2005'ten bu yana faaliyetiniz? Faaliyetteyiz. Kasap ve ızgara üzerine faaliyetiz ama daha evveliyatımız esnafız Gürsu'da. Kuyumculuk, hayvancılık, gıda ve tarım işiyle uğraşıyoruz. Bu da hobi olarak başladık ama iş ilerledi. Lezzetimiz dalga dalga yayıldı. Özellikle köftemiz ve sucuğumuz meşhur oldu. Bursa'ya ve Marmara bölgesine dağıtım yapıyoruz sucuğumuzu. Kendi patentimiz ve kendi kalitemizle ISO belgemiz tam İslami kurallara uygun olarak işletmemiz. Şu an kendi markamız var ve İslami usullere göre olan patenti de aldık. Yeni. İnşallah daha başarılı olmak istiyoruz bir şekilde. İnşallah. Ve mekanınız da gerçekten çok güzel. Arkada bir bahçeniz var, park var çocuklar için. Her şey düşünmüşsünüz gerçekten. Bunun için de sizi kutluyorum ayrıca. Çok teşekkür ederim. Otoparkımız da var, kapalı otoparkımız. Mescidimiz var. Gürsu 80 binli bir nüfus. Burada güzel bir sosyal bir tesis burası. Cemiyetlere de toplu yemekler, grup yemekleri ve kahvaltı, açık büfe kahvaltıları yapıyoruz. Turlar geliyor. Bursa'nın dışında turlar, Ankara, Çanakkale, İstanbul'dan turlarımız geliyor. Onlara da grup yemekleri veriyoruz. Çok güzel. Pekala, sektöre girmeye nasıl karar verdiniz? Neden gıda sektörünü tercih ettiniz? Gürsu tarım üzerine kurulu bir ilçe, şirin bir ilçe. Meyvesi ve hayvancılığıyla meşhur. O yüzden zaten babamız da, ailemiz de çiftçi olduğu için biz de böyle bir imkanlar varken şansımızı denemek istedik ve kaliteyi, hedefimizi hiçbir zaman sapmadan yolumuza devam ediyoruz. Çok güzel. Başka firmanız vardı, kuyumculuk sektörüyle de ilgileniyorsunuz. Peki o da Bursa'da mı? Gürsu'da, burada. Şu an aktif olarak devam etmiyor fakat 10. ayda kısmet olursa açılış yapacağız kuyumculuk üzerine. Ama bir şubemiz daha var. Gürsu Kapalı Pazar yerinin orada. Orada da Gürsulu ve Bursalı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. İnşallah hedefimiz daha da büyük kısmet olursa. Yeni bir sucuk fabrikası kurma aşamasındayız inşallah. Onu da en kısa zamanda yapacağız. Kısmet olursa sizlerle de ziyaret eder ve denetlersiniz bizi. İnşallah gerçekten. Peki hijyen konusunda nelere dikkat ediyorsunuz? Ya hijyen zaten doğal olarak insanlara kendi yediğiniz mamülü kendinizin beğenmediği bir şeyi vermemek. En büyük, en ana sebeplerden bir tanesi bu. Hijyen bizim için olmazsa olmazımız. Kalitemiz zaten mevcut ama tek bir olay kalıyor hijyen. Onu da başarıyoruz ekip olarak. Arkadaşlarımız çok iyi arkadaşlarımız, güzel bir grubumuz var, ekibimiz var. O ekiple beraber en hijyen bir şekilde Tarım Bakanlığı'ndan destek alarak, Gürsu Tarım ve Bursa Tarım'dan destek alarak kendi mamullerimize denetlettiriyoruz. Herhangi bir problem olup olmadığını araştırmak için kendi kendimizi denetliyoruz. Hijyen konusunda da zaten kendi veterinerimiz var. Hafta içi normal bizim gibi çalışan bir arkadaşımız. O da bizi eksik olmasın, hiç boş bırakmıyor. Biz de en güzel bir şekilde hijyenimizi koruyoruz. Peki, şimdi geldik en lezzetli kısma. Menü çeşitlerinizi sıralamanızı rica ediyorum sizden. Menü çeşitlerimiz, biz doğal hayvan kullanıyoruz. Yani süt kuzu ve süt dana. Süt kuzu da tabii bizim yapmış olduğumuz bir sos yok. Tamamen doğal, sadece işlemesi bize kalıyor. Ama sos olarak köfte ve sucuğumuz
çok kaliteli, güzel. Müşterilerimize genelde bunu tavsiye ediyoruz ve burada yemek yiyen müşterilerimiz aşağıda kasap reyonlarımızdan giderken lezzetinden dolayı sucuk ve köftemizi alıp kendi mamulünde istediği malzemeyi de alıp gidiyor. Evet, yani oradan alıp mangalda da ızgarada da siz hazırlayabiliyorsunuz ve sunuyorsunuz. Sunuyoruz. Çiğ olarak da parakende satışımız, toptan satışımız var ve yemek salonumuzda hizmet ediyoruz. Ve aynı zamanda mandıra kısmınız da var. Sadece et değil, süt ve yumurta da var ve onlar günlük. Yumurta bizim değil fakat süt kendimizin, kendi besi çiftliğimiz var. O besi çiftliğinden elde ettiğimiz mandıramızdaki sütleri burada kasap rayonumuzda veriyoruz. Yani müşterilerimize, talep eden müşterilerimize. Ve sabah 200 kilo süt geliyor ve bir saat içinde bitiyor zaten. Daimi müşterilerimiz geliyor. Ondan sonra sütümüz kalmıyor. Çok güzel. Peki, burada herkes size güveniyor aynı zamanda. Herkes sizin etlerinize güveniyorlar. Bu da çok güzel bir şey. Gerçekten müşterilerinizi memnun edebiliyorsunuz. Onlara gerçekten kaliteli hizmet sunabiliyorsunuz demektir bu. Bu da çok keyif verici bir durumdur sanıyorum. Evet, biz müşteri odaklıyız. Yani müşterimiz bizim için başımızın tacıdır. Müşterimizin önünde eğilmek bizim ana unsurumuz. Müşteri çünkü kendi parasıyla alıyor. Kaliteyi Bursa'dan gelip, Balıkesir'den gelip, İstanbul'dan dahi gelip bizden et alan arkadaşlar var. Bunları mahcup etmemek için tabii müşterilerimize en iyi kalite, en iyi hizmeti sunmak zorundayız. Bu bizim asli görevimiz. Ve bunu çok güzel bir şekilde yerine getiriyorsunuz. Peki biraz önce köfte ve sucuğumuz özel menümüz dediniz. Özel konuklarınız, her konunun sizin için özeldir şüphesiz ama özel günlerde, özel konuklarınıza genellikle sucuk ikram ediyorsunuz. Sucuk ikram ediyoruz. Gün toplantılarda ayrı menülerimiz var. Müşterimiz kendi menüsünü kendi belirleyebiliyor. Biz onlara göre de hareket edebiliyoruz. Yani sadece dikte etmiyoruz yani şu var bu var diye. Kendi bir menümüz. Böyle bir menüye ben karşıyım işletme olarak. Müşteri kendi menüsünü kendi hazırlıyor. Biz de müşterimize göre hareket ediyoruz. Ama en çok tavsiye ettiğimiz tabii köfte ve sucuğumuz. Tabii müşterimiz bu menünün içinde köfte ve sucuğu da es geçmiyor. Muhakkak alıyor. Kesinlikle de almalılar zaten. İnanılmaz bir lezzeti var. Kesinlikle almalılar diyorum. Peki alanınız kaç metrekare? Bayağı geniş bir alandasınız. Biz, bu şu anki durduğumuz salon 3 katlı 1000 metrekare. Bahçemiz var 200 metrekare. Çocuk alanımız var 25 metrekare. Şelalemiz var bahçede. Güzel, ferah, nezih bir ortam. Kapalı otoparkımız var altta. Üstte de grup toplantıları için salonumuz var. Aşağılar komple imalathane, fabrikasyon. Entegre bir tesis. Normalde parakende satışımız var. Çok güzel. Peki kaç personelle çalışıyorsunuz? 17 personelimiz var. Allah daha çok arttırsın. Yeter ki işler açılsın. İsteriz ki yani 17 değil 107 personel çalıştıralım. Bizler de en iyi hizmeti ve en iyi emeği veriyoruz. İnşallah karşılığını alacağız. İnşallah. Peki geleceğe dair hedefleriniz nelerdir? Olmak istediğiniz yerde misiniz? Yani şu an için tabii bu şu anki ekonomik ortamda olmak istediğimiz yerdeyiz. Yani bu yerimizi boşluğa bırakmamak istiyoruz. Tabii ileride kısmettir bu işler her zaman. Yani belli bir hedefimiz tabii var ama nasip olmadıktan sonra olmuyor. Ama inşallah hedeflerimiz çok büyük. İnşallah gerçekleştirirsiniz. Gerçekleştireceğiz hedeflerimiz. Peki son olarak yurt içinde ve yurt dışında bizi izleyen, sektörün aynası izleyenlerine neler söylemek istersiniz? Hepsine sağlıklı, hayırlı uzun bir ömür dilerim. Ama Bursa'ya ve Gürsu'ya ilçesini ziyaret etmeye geldikleri zaman Gürsu Çerkezoğlu köftecisine uğramadan yapmayın derim. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Mutlaka bekliyoruz herkesi gerçekten. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
dinleyiciler, şimdi de yanımda Çerkezoğlu Köfteci İdris'in bir başka müdavimlerinden Sayın Nurettin Güven var. Hoş geldiniz Nurettin Bey. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Ben iş yerim Gürsu'da ama asıl oturduğum yer Bursa. Bütün et ihtiyacımızı Çerkezoğlu'ndan alıyoruz. Bunun da tek sebebi en güvendiğimiz yer olması. Hem kendi şahsı hem ürünlerinden mümin olduğumuz için. Bütün Bursalılara tavsiye ediyorsunuz. Aynen, aynen. Herhalde dışarıya da gönderirler. Çevredeki arkadaşlara da tavsiye ederiz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, memnun oldum. Seyirciler, şu anda yanımda Çerkezoğlu Köfteci İdris'in müdavimlerinden Sayın Yakup Engin var. Hoş geldiniz Yakup Bey. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Ben eğitim öğretmeniyim. Erzurumluyum aslen. Ama Gürsu'da 25 yıldır ikamet etmekteyim. Şu anda da Çerkezoğlu işletmesinden et ürünleri almak için burada bulunmaktayım. Güveniyorsunuz etlerine, çok sağlıklı buluyorsunuz. Bir işletme. Herkese de tavsiye ediyoruz. Özellikle de taze ürünlerini almakta. Devamlı burayı tercih ediyorum. Ben memnunum. Özellikle çocuklarımıza güvenle yedirebiliriz değil mi? Et ürünlerinin hepsi, yani sütüdür, yumurtasıdır, diğer bütün baharatlardan. Bilhassa lokanta bölümünde çocuklarımızı, öğrencilerimizi getirip orada onlara yıl sonu partileri, öğretmenler gününde olsun, diğer işletmelerden ziyade burayı tercih ediyoruz. Ben memnun olduğum için de devamlı burayı tercih ediyorum. Pekala, çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Müdür Hüptatay için ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sayın seyirciler, şimdi de yanımda Çerkezoğlu Köfteci İdris'in bir başka müdavimlerinden Sayın Akın Gümüşkaya var. Merhaba Akın Bey. Merhaba, merhaba. Teşekkür ediyorum öncelikle. Rica ederim. Akın Bey, sizi tanıyalım. Akın Gümüşkaya, Gürsu'da yaşıyorum. Çerkezoğlu'ndan sürekli alışveriş yapıyoruz. Nedeninizi soracak olursunuz. Neden tercih ediyorsunuz? Hemen sordunuz. Sağlıklı, temiz ve güvenilir olduğu için. Güvenle yiyebiliyoruz etlerini. Hiçbir sorun yok. Her şey günlük taze. Taze. Gerçekten öyle. Dedikleriniz doğru. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim. Seyirciler, sektörün aynasında bugün sizlere Çerkezoğlu Köfteci İdris'i tanıttık ve çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Ama bir programın daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, Kanal Avrupa'da kalın. Son sözüm Çerkezoğlu. Adres doğru.